İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarından olan dokunulmazlık tartışmalarında son viraj dönülüyor. Anayasa değişiklik teklifinin ilk günkü mesaisinde 367 rakamına ulaşılamadı. Milletvekilleri son kararını Cuma günü verecek. Hukuk devletinde bunun kararını verecek mahkemelerdir. Dokunulmazlık görüşmelerinin ilk ayağı tamamlandı. Görüşmelere 4 siyasi partide neredeyse tam kadro katıldı. Komisyon görüşmelerinin aksine genel kurulda sakin bir hava vardı. Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. Ancak ilk gün yapılan 3 gizli oylamada 367 sayısına ulaşılamadı. 536 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 348 kabul, 155 ret ve 8 çekimser oy çıktı. 25 oysa boş çıktı. Oy sayısı 536. Kabul 348. Red 155, çekimser 8. İlk maddenin oylamasında da tablo değişmedi. Yine 367 sayısı yakalanamadı. 350 milletvekili teklife evet derken 148 milletvekili ise red yönünde oy kullandı. Kabul 350, red 148. İkinci maddenin oylama sonucunda da rakamlar yine birbirine yakındı. Teklife 357 milletvekili evet dedi, 149 hayır oyu kullanıldı. Oy verme işlemi böylece tamamlanmıştır. Teklifin referanduma gitmeden kabulü için 367 oy gerekiyor. İlk tur görüşmelerde referanduma sunulmanın alt sınırı olan 330 şartı aşıldı. Referandumu zorunlu olmaktan çıkaran 367 sayısına ise ulaşılamadı. Artık gözler 20 Mayıs Cuma günü yapılacak olan ikinci tur oylamada. Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu bir asker şehit oldu. Nusaybin'de devam eden Atmaca 7 operasyonunda Yenişehir mahallesinde teröristlerce güvenlik güçlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir asker Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleştirdiği iki operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 Mayıs tarihinde Dağlıca'da bir mağaraya yapılan operasyonda 7 terörist ölü olarak ele geçirildi. 17 Mayıs'ta yine aynı bölgede sürdürülen operasyonlarda başka bir mağarada saklanan biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği hava harekatlarında terör örgütüne ait çok sayıda mevzi imha edildi. Diğer bir operasyondaysa Dağlıca kırsalıyla Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen anlık hedeflere yönelik hava taarruzları düzenlendi. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği operasyonlarda teröristlerin kayıplarına yönelik keşif faaliyeti devam ediyor. İstanbul'da sabaha karşı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. Bazı kişiler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle çeşitli adreslere operasyon yaptı. Operasyon yapılan adreslerden biri Sultanbeyli'deydi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı. Van ve Siirt'te fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve bahçeleriyle ekili alanlara zarar verdi. Van ve Siirt'te gece saatlerinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yüzünden meyve ağaçları ve ekili alanlar büyük zarar gördü. Gün ağardığında bazı bölgelerde dolu birikintilerinin hala erimediği görüldü. Siirt'te özellikle fıstık bahçelerinde zarara yol açan yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başladı. Mersin'de halk sağlığını hiçe sayan bozuk gıda tacirleri amaçlarına ulaşamadı. Erdemli ilçesinde 1,5 ton bozuk et ele geçirildi. Erdemli ilçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu. Aramada menşesi belirlenemeyen çok miktarda et bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede
naylon torbalar içindeki etin bozuk olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1,5 ton bozuk et imha edilmek üzere zabıta ekibine teslim edildi. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Engelli çocukların gelişimlerini takip etmek artık çok daha kolay olacak. Ankara'da açılan merkez, ileri teknolojiyi de kullanarak çocukların gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Çok ayrıntılı doğal ortamda doğal gözlemlerle, aile görüşmeleriyle, çocuklarla birebir yapılan çalışmalarla çocuğun gelişimsel performansı, öğrenme problemleri veya yetkinliği ortaya konuluyor. Gazi Üniversitesi Öğrenme ve Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı. Bu merkez birçok yönüyle Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyor. ÖGEM'in temel farkı, ileri teknoloji göz izleme sistemlerinin çocukların ve gençlerin değerlendirmelerinde kullanılması. İleri teknoloji göz izleme sistemleri dünyayı çocukların gözlerinden izliyor. Yani bilgisayar çocuğun göz bebeklerini okuyarak bilgisayar ekranında örneğin bir çizgi filmi izlerken küçük yaş grubu ya da okuma yaparken, soru yanıtlarken nereye baktığını, ne süreyle baktığını tamamen sistem kaydediyor. Bu da otizm spektrum bozukluğu riski sergileyen erken dönem bebeklerde bize çok önemli bir bilgi sağlıyor. Merkez sadece engelli çocuklara değil, normal gelişim sürecinde olanlara da hizmet verecek. Sadece bir engel grubuna merkezimiz hitap etmiyor. Tüm çocuklarda gelişim ve öğrenme değerlendiriliyor. Dikkat sorunları olan çocuklar, öğrenme güçlüğü, öğrenme problemleri olan çocuklar, gelişimsel problemleri olan çocuklarda aileye özgü, çocuğa özgü gelişimi destekleyici çalışmalar yapılmasını sağlıyoruz. Özel eğitim konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte özel çocuklarımızın hayata atılması da her gün daha kolay hale geliyor. Okulların bünyesinde açılan ve otistik çocukların eğitim aldığı özel sınıflar bunların başında yer alıyor. Bağışlar sayesinde sayıları giderek artan bu sınıflar diğerlerinden farklı. Özel eğitim, beden, zihin, duygu ve toplumsal gelişim yönünden normal öğrencilere ayrılıklar gösteren çocuk öğretim şeklinin adı. Son yıllarda toplumsal duyarlılığın artmasıyla okullarda özel eğitim sınıflarının sayısı artıyor. Onlardan biri de İstanbul Fatih'teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'nda yer alıyor. Çok güzel, harikasın. Evet. Sen en çok hangi dersi seviyorsun peki? Resim yapmayı. Az önce tahtada yaptığın ders hangisi? Oyun. 4 kişilik sınıf İstanbul Üniversitesi ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Tutelim'den Birlikte Başaralım projesi kapsamında ASKO'nun desteğiyle yenilendi. Otistik çocukların eğitim alıp hayata katıldığı bu sınıflar diğerlerinden farklı. Kaloriferlere korumalık yapıldı. Perdelerimiz vardı konstrüksiyonlarında. Çekip koparıp düşürmesinler diye perdeler kalktı. Yerine cam filmi kondu. Yer zemin biraz daha yumuşak bir hale getirildi. Boyası iki renkti, tek renge çevrilerek biraz daha sadeleştirildi. Işıklar üzerinde kaplamalar olarak biraz daha yumuşak ışık onları rahatsız etmeyecek şekle getirildi. Dünyamız insanlar birlikte yaşar. Biz yemeklerden sonra diş aralarına sıkışan yemek artıklarını temizlemek için çoğu zaman kürdan kullanılır. Ancak uzmanlar kürdan kullanımının geri dönülemez diş hastalıklarına davetiye çıkardığı konusunda uyarıyor. Diş aralarına sıkışan yemek artıklarını temizlemek için kürdan kullanmak ağız sağlığı için oldukça zararlı. Kürdan kullanımın zararını biliyor musunuz? Evet biliyoruz ancak o anı kurtarmamız için hemen hemen her zaman kürdan kullanıyoruz. Zararlı olduğunu biliyoruz ancak yapacak bir şey yok, kullanıyoruz. Uzmanlar kürdan kullanmanın birçok diş hastalığına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Şu şekilde göstermek gerekirse gördüğünüz gibi hem yumuşak dokuyu travmatize ediyor hem de diş köklerine baskı uygulayarak dişlerin patolojik hareketlerine yol açabilir. Kürdan kullanımının en sık sebep olduğu hastalıksa diş çekilmesi.
Çünkü kürdan sert olduğu için diş aralarındaki yumuşak dokulara zarar veriyor. Bu yüzden uzmanlar diş sağlığı için diş ipi kullanılması gerektiğini belirtiyor. Ağız diş sağlığının sağlanmasına mutlaka diş ipi ile de destek verilmesi gerekiyor. Kürdan diş ipinin yaptığı işi bir kere yapamaz. Bir kısmını yapar ama bir şeylere rağmen yapar. Nereye rağmen? Diş etinde çeşitli problemlere, çeşitli sorunlara yol açarak yapar. O yüzden kürdan kullanımını biz önermiyoruz, kesinlikle önermiyoruz. Peki diş ipi kullanımı nasıl olmalı? Diş ipi diş kontağına yerleştirilir. Kontak atlatıldıktan sonra diş araları şekilde uyguladığım gibi temizlenir. Yeni tasarımların boy gösterdiği ev tekstili fuarı kapılarını açtı. İstanbul'daki fuarda kendini temizleyen stor perde ve internet uygulamalı nevresim gibi ürünler dikkat çekiyor. Evtex, ev tekstilinde yeniliklerin sergilendiği ve modayı belirleyen ürünlerin sunulduğu bir fuar. 140 bin sektör temsilcisinin katılması beklenen fuarda tekstille özdeşleşen Bursa, Aydın, Denizli gibi şehirlerde boy gösteriyor. Teknoloji artık ev tekstilinde de ön planda. İnternet uygulamalı bu nevresimde olduğu gibi. Kodları okuttuğunuzda Kendin Tasarla isimli bir uygulamamız var, yine markamıza ait. Kodları bu uygulama aracılığıyla okutuyorsunuz ve farklı içeriklere yönleniyorsunuz. Bu her hafta güncellenen bir müzik listesi. Oyun incelemeleri, gençlerin çok fazla tükettiği aslında içerikleri vermeye çalışıyoruz. Kendi kendini temizleyen store perde de ilgi çekici ürünler arasında. Store konusunda temizlik çok bayanları zorlayan bir şeydi. Bununla ilgili... Araştırmalarımız sonunda kendini gün ışığında ve ortam UV ışınında temizleyen bir ürün elde ettik. Bunu sunduğumuz zaman da gerçekten çok iyi tepkiler aldık. Fuar 21 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Türkiye'nin saklı cennetlerinden Artvin'deki Karagöl turizm sezonunu açtı. Göl, baharla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar gördükleri doğal güzellikler karşısında hayranlarını gizleyemiyor. Karagöl, Artvin'in Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta. Doğa harikası göl, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle adeta saklı bir cennet. Yeni turizm sezonunun başlamasıyla birlikte göl de ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kimi kayıkla rüya gibi bir gezinti yaptı, kimi horon oynadı. Yemek vakti gelince de mangallar yakıldı. Cemil Bey, şöyle bir şey. İlk defa geliyorum. Doğasına bayıldım. Oksijen deposu, gölün ayrı bir güzelliği. Şahane. Bu güzel havada, bu güzel yerleri gezmek çok güzel. Görüyorsunuz yukarıda kar var, aşağısı yeşillik, burada göl. Bir tarafta yeşilin binbir tonu, diğer tarafta Mayıs ayının ikinci haftası olmasına rağmen karlı dağ manzarası. Doğayı görüyorsunuz, çok güzel. Buranın bol oksijeni var. Yeryüzü cenneti burası. Bu doğanın bu kadar güzel olduğunu tahmin edemiyordum. Tabiatın envai çeşit ağaçlarını gördüm. Geçen yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl, konuklarına her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Yörenin turizm potansiyeli turistler için farklı bir seçenek. Artvin alternatif turizmin en önemli illerinden birisi. Son dönemde hem Sapsınır kapısındaki hareketliliği de göz önüne alırsak yaklaşık 1 milyon turistin uğrak yeri noktasına gelmiş bir ilden söz ediyoruz. AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi yaklaşıyor. Aday belirleme süreci de devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nden son bilgileri alacağız. Hüsniye Oral'dan. Hüsniye, söz sende. AK Parti Genel Merkezi'nde kongre hazırlıkları sürüyor, sizin de belirttiğiniz gibi. Genel Merkez'de yoğun bir çalışma var. Genel Başkan adayının kim olacağıyla ilgili biliniyor ki iki gündür temayül yoklamaları yapılıyordu. İl başkanlarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, parti yöneticilerine ve partinin kurucular kurulu üyelerine sorulmuştu. Genel başkan kim olsun sorusu. Dün temayül yoklamaları sona ermişti ve sonuçlar da dün akşam netleşmişti. Ancak bir açıklama yapılmamıştı genel merkezde temayül yoklama sonuçlarına ilişkin.
temel yoklamaların sonuçları belli oldu ve genel merkezden bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu talep edildi. Temayül yoklamaları sonucu ve yeni genel başkanın kim olacağı konusunda bir istişare gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da. Dün genel başkan yardımcısı Mustafa Ataş bir açıklama yapmış ve istişarelerin sürdüğünü, bir istişarenin de partinin kurucu genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacağını söylemişti. Hem temayül yoklamaları sonucu hem de Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşme sonucunda genel başkan adayının açıklanmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın da yarın yapılmasını bekliyoruz ama açıklamanın kim tarafından yapılacağı konusu henüz netleşmedi. Yarın parti genel merkezinde bir de partinin en yetkili organı olan MTYK toplantısı yapılacak. İşte bu kritik toplantının ardından da AK Parti'nin yeni genel başkan adayının açıklanmasını bekliyoruz. Teşekkürler. Bu gelişmelerle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Gün içerisindeki diğer bültenimiz saat 17.30'da ekranlarınızda olacak. Hoşça kalın. Sayın Sersatır Başan'ın da sonuna geldik. Yarın yine saatlerimiz 10'u gösterdiğinde güne yansıyan haberlerin ayrıntılarını aktarmak üzere bu ekranda sizleri bekliyor olacağız. Yayınımız Dünyamız Detay'la devam edecek. Hoşça kalın.